Merhabalar, ben Köfte Eskörte ve Kasa Efsun'un kaçıncı bölümüydü hatırlamıyorum. Ama kaçıncı bölümüyse ona hoş geldiniz. Ve bu bölüm ne yapacağız? İlk olarak size bu sürüm çok önceden ulaşmış olması lazım. Fakat ben henüz bu sürümü yayınlamamışken bunu çekiyorum. Kasa Efsun 1.2.0'a güncellendi. Peki bu sürümde neler geldi? İlk olarak Greg'teki eklenen yeni birkaç bir şey var. Her zamanki gibi. Henüz tabii bazı şeyler tam gelmedi. Fakat gördüğünüz gibi oklar geldi. Bunun yanı sıra yay geldi mi bilmiyorum. Gelmemiş olması lazım diye hatırlıyorum. Hatta bir bakalım. Evet, gelmemiş. Bunun yanı sıra Railcraft güncellendi. Railcraft artık RF kullanıyor. Gördüğünüz gibi. Bunun yanı sıra Force Track'ler eklendi. Vesaire vesaire. Force Track'ler tamamen enerjiyle oluşan track'ler. Bunun gibi güzel olaylarımız var. Ayrıca İki yeni modu eklendi. Bunlardan ilki Modular Force Field. Diğeri ise Galactic Craft. Tabii ikisi de OP olan şeyleri nerflendi. O şekilde bırakıldı. Yani kısacası böyle bir arkadaşımız var artık. Ayrıca Greg Tech gene güncellendi tabii ki de, tahmin edebileceğiniz gibi. Tüm changelog karakalfx.org adresinde yer alıyor. Ki Facebook sayfamı takip ediyorsanız orada görmüşsünüzdür. Takip etmiyorsanız gidin edin. Evet. Ve şu arkadaş ilgimi çekiyor bir ara. Neyse. Peki bu bölüm ne yapacağım? Evet. Biraz test için çalıştırmıştım. Size final halini sizin gözünüzün önünde yapacağım. Distillery. Tabii neden stacklenmiyorlar bilmiyorum. Ve Steam Engine. Ve siz. Evet. İlk önce Steam Engine'lerimizi yerleştirelim. Steam Engine'leri buraya koyalım. Ve şu ikisi. Ardından Distillery. Pardon. Böyle koymayacaktım. Yanlış oldu. İlk önce kabloları koyacaktım. Ve kablolar hakkında ufak bir detay. Kabloların birbirine değmesini istemiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde plate'leri yerleştirebiliyoruz. Ve kablolar birbirine değmiyor. Ardından Distillery. Distillery'i bu şekilde yerleştirdik. Ve sonrasında da Fluid Canner ve Chemical Reaktörümüz. Ve evet. Peki buradaki olay ne? Öncelikle bunda elde edilen fuel oranı değil. Sulfuric asit istemiyorum. Heavy oil nasıl? Aynıymış. Neyse, biz kaldığımız yere geri dönelim. Distillery'deydik. Evet. Glyceryl. Bu arada heavy oil ile elde edileni arasında ne gibi bir fark var? 8'e 1.
16'ya 1 tamam. Aradaki fark buymuş. Gördüğünüz gibi. Bu yarım saniyede bu arada. Yarım saniyede 8 fuel el. Pardon. Bu heavy. Raw oil. Tamam. Yarım saniyede 8 fuel üretiyor. Fakat 1 saniyede 1 glisiril elde ediliyor. Fakat bizim 4'te 1 yani 4 parça fuel'la ihtiyacımız varsa 1 parça da glisiril'e ihtiyacımız var. Nitrodizel elde edebilmek için. Kısacası böyle bir sistemimiz var. Peki bunu nasıl elde edeceğiz? Tabii ki de bununla. Evet. Şimdi tekrar bir recipe'lere bakacağım. Bir şey göstermek için. Bir şey hesaplamak için daha doğrusu. Bir üretiyor bu. Yani kısacası biz 1 saniyede 16 tane fuel elde ederken 1 tane glycerin elde ediyoruz. Bunu 4'e çıkartmamız lazım. O yüzden şu ikisi fuel işlerken diğerleri glycerin işliyor. Burada da şu arkadaşlarımız devreye giriyor. Sen bu. Diğerlerine de tek tek şunları yerleştirelim. Sonrasında bir emin olmak istiyorum. Evet, 2. Fuel 1. Evet. Ve bunları bu arada unutmadan şurası tamamen bağımsız. Evet. Bir de trigger'ımızı yaratalım. Ardından liquid input ve bu input'umuz small wooden fluid pipe. Unutulmaması gereken bir şey. Gregtech pipe'ları bir tank olarak çalışıyor. Fluid output. Tabii tam ayarlamadım. Up. Tamamdır. Ardından bir de sanırım şunu yapmam lazım. Evet, buraları artık tamam. Oil dolmaya başlamış ya buraya. Şu an wooden pipe'ımızın limitiyle kalıyoruz. Şunların seslerini de bir ara kısmam lazım. Şunları falan kaldırmıştım. Çünkü ufak bir sıkıntı yaşadım. Steel'im bitti. Onları yaparken tüm steel'im bitti. Bir steel'ini geri kurtardım. İki tane kalmıştı bu arada. Diğerleri köşede pişiyor. Bakalım ne durumdalar. Bu durumdalar. Evet. Gördüğünüz gibi burası da doldu. Geriye şunları ayarlamak kaldı. İlk olarak bizim fluid canlere ihtiyacımız var.
Şimdi trigger'ımız gelsin. Şunları daha sonra bir düzene sokarım. Trigger'ımızla bir işimiz yok. Create liquid input. Tamam. Şimdi burası 81, 60, 61. Daha sonra... Tabii bir alçak. Bir alçağı. Down. Tabii nitro dizel henüz yok. Evet ve fluid output. Fluid kenar. Tamamdır. Up. Tamamdır. Üretilen fuel'lar buna gelecek. Ve sırada ilk olarak size bir bakalım. Tamam. Şimdi tekrar bir trigger'ımızı yaratalım. Ardından input. Tanklar. Tamamdır. 81'ler hariç hepsi. Down. Hatta şuradan bunu seçelim. Whitelist. Tamamdır. Sonrasında da output'umuzu seçelim. O da chemical reactor. Up, activate. Tamamdır. Ve son olarak son bir trigger. Input. Chemical reactor. Down. Nitro dizel. Tamamdır. Nitro dizelimizi seçtik. Output'a gelelim. Bu tank. Şimdilik bu geçici bir şey. Ha tabii yönlerini falan ayarlamadık. Tamam. Evet. Ve şimdi yapmamız gereken tek şey yukarıdan Steam Engine'lerimizi ayarlamak. Steam gel. Ya Steam Engine değil. Turbine. Select all. Ve eğer aşağı inip bakarsak... Bunlar çalışmıyor. Peki sorunumuz nerede? Ve pikeksim kırıldı. Yaşasın. Steam henüz oraya gitmedi mi acaba? Adam ben bir... Diamond pickaxe'imi tekrar yapayım. Yakında drill'e geçmek istiyorum. Evet, bu arkadaşlar neden çalışmıyor şu an? Bu önemli bir soru.
Cidden önemli bir soru. Steam gelmiyor, onun farkındayım. Ve Steam'in geliyor olması lazım. Burayı hesaba katarsak. Acaba şu arkadaşla mı bir problem var şu an? Evet. Evet, bu değişmiş. Tamam, sorunumuz buradaymış. Evet. Tamamdır. Artık arkadaşların çalışması lazım düzgünce. Kontrol edelim hızlıca. Evet. Gayet güzel çalışıyorlar. Evet. Ve yapmayı unuttuğumuz önemli bir input, trigger, tabi trigger'ı ayarlamamıza gerek yok. Chemical reactor. Tamam. Evet. Empty cell. Tamamdır. Gel. Output, inventory, fluid scanner. Evet. Böyle güzel bir düzeni oturttuk sanırsam. Ve bize bolca glass lazım. Şimdi şuradan çalalım. Nitrodizel üretimimiz artık tam randımanlı çalışıyor. Evet, peki burası ne işime yarayacak diye soracak olursanız, nitrodizel kullanmak istiyorum yakıt olarak. Yani fuel'dan daha verimli zaten. Hem de Steam'den de verimli olduğunu kanaat getirdim. En azından şimdilik. İleride o gelişmiş Steam zımbırtılarını yaptığımız takdirde Steam daha verimli bir hale gelebilir. Fakat şu an için bu gayet verimli. Bu ikisi neden durdu? Bu da ne? Evet, çünkü Steam yok. Aa, evet. Böyle bir sıkıntım var. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Diesel generator. Tabii bunu craft'ı bayağı bir uğraştıracak. Stealing it. Gelin. Evet. Bayağı bir uğraştıracak. O zaman daha sonra saklayacağım.
kamera arkasında. Ama öncesinde şu plate'ler hazır olsun. Ve beraberinde de şu fırıncıklarımızı bir devre dışı bıraksak güzel olabilir. Tamam, yaptıklarında duracaklar. Ve Minecraft'ın müzikleri. Evet. Hadi çalışın. Peki bunun yanı sıra benim aklımda başka neler var? İlk olarak hani bu evi aslında geçici bir ev olarak düşünüyorum. İleride çok daha hani biraz daha ilerledikten sonra Mistcraft'la ya bir okyanus üstüne dünya açmayı düşünüyorum ya da nasıl okyanus mantıklı olabilir. Ya da uçabilirsem eğer o zamana kadar. Bu arada bunu da Iron Chest'le upgrade ettim ve şurayı şöyle değiştirdim ki dışarı çıkamasın kerkenezler. Ya, okyanus mu, Void World mu onu düşünüyorum. Okyanus olursa çevrede gemiler, şunlar bunlar da olacak. Hani baya baya inşaat kasmaya çalışacağım. Diğer türlü dış görünüşü hiç umursamadan sadece iç tarafı geliştireceğim. Ya, benim içimden okyanus dünyası geliyor fakat siz ne dersiniz onu sorayım bir. Ya, bunu bir yandan merak ediyorum. Ve plate'lerimiz olurken ben şimdi bize kaç tane dizel jeneratör lazım? 1, 2, 3, 5, 6. Aslında dur. Evet. 6. 6 tane dizel jeneratör lazım. Yani bunun anlamı... bu demek oluyor. Ardından team wire'larımıza bakalım. Tam sayı en azından bunlar için. Peki bunun yanı sıra ihtiyacım olan başka neler var? Tabii ki de elektrik piston. Ve elektrik motor. Steel. Evet, steel'im yetmiyor. Ah. Neden şaşırmadım? Yani bunun anlamı şuradan steel bekleyeceğiz. 6 6 tam 24 tane steel. Şuradakilerle birlikte 26. Peki şu an ne kadar steel'e ihtiyacım var? Öncelikle ben şunları bir plate'e çevireyim. Ve ardından circuitlerimizi bir yapalım. 6 tane circuit'e ihtiyacımız olacak. Yani bunun anlamı... 12 tane bundan. Ha, bir saniye. Bunları daha ucuza yapmamın yolu var mı şu an? Evet.
Şu an çok daha ucuza yapmanın bir yolu var. Silicon plate. Silikonum yok. Nasıl elde ediliyor? Blast Furnace'la tabii ki de. Harika. O zaman şunu en azından bir yapalım. Aa tabii bu da soldering iron istiyordu değil mi? Sıvı istiyor assembler'lar artık. O zaman ne yapıyoruz? Eski usul. Yapacak bir şey yok. Onu o zaman sen gel. Sen gel. Ardından red alloy wire'ımız var mı? Tabii ki de yok. Aslında. Bu arada invar yapmıştım çünkü invar Blast Furnace için kullanacağım. Onlar köşede dursun. Ben de Red Alloy wire'larımı alayım şöyle. Sekiz tane şimdi işimi görür diye düşünmüyorum. Çünkü görmeyecek biliyorum. Evet, bu şekilde uğraştırıcı bir crafting süreci. Çünkü Gregtek. Çünkü manyağız. Aslında ben manyağım. Sizi bilemiyorum. Ha bu arada Bibliocraft da güncellenmişti. Bakalım Bibliocraft'a yeni eklenen neler var. Eternal Compass. Waypoint Compass. Atlas. İlginç. Bakıyorum da yabancı bir şey eklenmemiş gibi. Neyse devam edelim yolumuza. Red Alloy Wire'lar. Sonrasında da Tin Wire lazım. Bunun için de Tin Ingot. Evet, Gregtek'te ufak bir sıkıntı dönemi söz konusu bildiğiniz üzere. Şu an fark ettiğiniz üzere enerjiyi nasıl üreteceğim? Bu Gregtek'in en büyük sıkıntısı şu an. Nasıl? Şu an bulunduğumuz aşamada enerji yok. Şu kısmı ben biraz durdurayım. Hatta dur, daha kısa durdurmanın bir yolu var. Daha kısa yoldan daha doğrusu. O da tam durdu. Evet, durdu. Böyle kısa bir yoldan durdurabiliyoruz. Şu arkadaşlar da hallolsun. Gelin siz bakalım. 30 tane. Bakalım tin wire'ımız kaldı mı? 12 tane bitsin. 6 oldu. 8. 4 tane daha lazım. 10 ve son set. 12. Tamamdır. Teşekkürler. Chest'te bir şeyimiz yokmuş. Tabii ki de kapı kablomuz. Var mı? Yok. 6 tane.
Tink abla bu kadar yeter. Geriye copper kablo yapılacak. Ve ben steel bekleyip şu iğrenç craftinglere devam edeceğim. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.